Herkese merhaba. Uzun bir aradan sonra yeniden sizlerle birlikteyim. Bu videomuzda 18 soruda kadim dünyada insan konusunu ele alacağız. Hazırsanız başlayalım. Birinci sorudayız. 1836 yılında ilk defa 3 çağ sistemi kurulmuş. Böylece taş, tunç ve demir sıralaması günümüze kadar tarih öncesi arkeolojinin kronolojik sıralamasını oluşturmuştur. 1865 yılında 3 çağ sistemi ayrıntılı bir şekilde yeniden ele alınmıştır. Buna göre taş çağı, eski ve yeni taş çağı yani paleolitik ve neolitik çağ ayrılmıştır. Üç çağ sisteminin kurulmasında ve ayrıntılı bir şekilde yeniden ele alınmasında yukarıdakilerden hangilerinin katkısı olmuştur? Lütfen dikkat edin. Üç çağ sisteminin kurulmasında ve ayrıntılı bir şekilde yeniden ele alınmasında Thomson ve Lubbock'un sevgili gençler katkısı olmuştur. O halde birinci sorunun cevabı ne olmalı? Ceyhan olmalı. Beethoven bir müzisyenle alakası olmayan seçeneği attık. Ve birinci sorunun cevabını bir kere daha tekrar edelim. Bir ne olmalı? Ceyhan olmalı. İkinci soruya geldik. Anadolu'daki gibi yerleşim bölgelerinin ortak özellikleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Yine Mebdes kitaplarından aldığım güzel bir bilgi ve bununla alakalı güzel bir soru hazırladım sizler için. Anadolu'daki Konya, Akşehir, Dursunlu fosil yatakları, İstanbul Yarımburgaz Mağarası, Antalya Karayın Mağarası gibi yerleşim bölgelerinin ortak özellikleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Ulaşım olanaklarının gelişmiş olması bir ortak özellik midir buralar için? Hayır. Turistik anlamda getirisinin düşüklüğü söz konusu bile olamaz. Peki hepsinin aynı coğrafi bölgede yer alması bir ortak özellik midir? Hayır, tabii ki de olmaz. UNESCO tarafından Dünya Kültür Mirası listesine alınmış olmaları bir ortak özellik midir? Değildir. Ama en şıkkına bakalım. Anadolu'da insan varlığına ilişkin en eski yerleşim bölgeleri olmaları bu üç bölge içinde nedir? Bir ortak özelliktir. O halde ikinci sorunun cevabı ne olmalı? Edirne olmalı. Üçüncü soruya geldik. Yukarıda özellikleri verilen yerleşim yeri aşağıdakilerden hangisidir diye sordum. Açıklamaya bakalım. Günümüze kadar keşfedilen en erken tarihli dini mimarinin içerisinde yer almaktadır. İlginç. Taş aletler, heykeller ve bitki kalıntıları bulunmuştur. Güzel. İnsanoğlunun tarım ve yerleşik hayattan sonra şuraya dikkat edin. Tapınaklar yaptığı şeklindeki yaygın görüş buranın keşfiyle tartışmaya açılmıştır. Aklınıza Klaus Schmidt gelsin. Ne gelsin aklınıza? Tabii ki Göbekli Tepe gelsin sevgili arkadaşlar. Üçüncü sorunun cevabı ne olmalı? Bursa olmalı. Göbekli Tepe'nin keşfiyle sevgili gençler yukarıdaki açıklamalar uyuşmaktadır. O halde üç ne olmalı? Bursa olmalı. Dördüncü sorudayız. Yukarıdaki uygarlıklardan hangileri bu kabile konfederasyonu örnek olarak gösterilebilir? Kabile aynı atadan gelen ve birbirine kan bağıyla bağlı bulunan büyük insan topluluğuna verilen isimdir. Güzel. Büyük devletler ve imparatorluklar kurulduktan sonra bile kabile konfederasyonları varlıklarını büyük oranda sürdürmüştür. Açıklamaya dikkat ediniz. Soruyu tekrar ediyorum. Yukarıdaki uygarlıklardan hangileri bu kabile konfederasyonuna örnek olarak gösterilebilir? Urartular, Frigler ve Hititler bu kabile konfederasyonlarına güzel birer örnektir. Dördüncü sorunun cevabı ne olmalı o halde? Edirne olmalı. Beşinci soruya geldik. Coğrafya veya iklimin hayat tarzlarını şekillendirmesiyle köyler ve kabile konfederasyonları zamanla şehir devletlerini oluşturmuştur. Güzel. İlk çağ medeniyet alanlarına bakıldığında yukarıdaki şehir devleti ve adı eşleştirmelerinden hangileri doğrudur dedim. Mısır'da şehir devletlerine ne denir? Nom denir. Doğru mu? Doğru. Peki Sümerler'de şehir devletlerine polis mi denir? Hayır. İkinin olduklarını hemen eliyorum. Dikkat ediniz lütfen. Peki Doğu uygarlığında şehir devletlerine polis mi denmekte? Evet. O halde 5'in sorunun cevabı ne olmalı? 1 ve 3 olmalı. Yani cevabımız ne olacak? Denizli olacaktır. Geldik 6. soruya. Ülkeleri dışında ele geçirilen toprakları kendilerine bağlayarak bazen de kendi vatandaşlarını o bölgeye
yerleştirerek genellikle ticari faaliyetlerde kullanmak amacıyla oluşturulan idarelere koloni denir. Bu kolonilerin devletin idaresinde aktif olarak kullanılmasına da kolonicilik denir. Nefis iki açıklama. Yukarıdaki ilk çağ uygarlıklarının hangilerinin kara ve deniz koloniciliğinde geliştiği söylenebilir. Deniz koloniciliğinde Fenike gelişti mi? Evet. Peki deniz koloniciliğinde İyon uygarlığı gelişti mi? Evet. Peki kara koloniciliğinde Asur uygarlığı gelişmiş miydi? Elbette. Anadolu'ya yazıyı getirdiler. Hatırlayınız lütfen. O halde 6. sorunun cevabı ne olmalı? Adana olmalı. 7. soruya geldik. Aşağıdaki ilk çağ uygarlıklarından hangisi Sümerlerden öğrendikleri yazıyı Anadolu'ya getirerek burada tarih çağlarının başlamasını sağlamıştır? Şöyle şıklara bir bakınız lütfen. Cevabımız ne olmalı? Asurlar olmalı. Asurlar Sümerlerden öğrendikleri çivi yazısını Anadolu'ya getirerek burada tarih çağlarının başlamasını sağlamışlardır. Kayseri, Kültepe, Kaniş Karumu, Karum, Babartum gibi terimlerde Asurlar deyince aklımıza gelsin. 7. sorunun cevabı o halde ne olmalı? Bursa olmalı. Geldik 8. soruya. İmparatorluk kavramı ile ilgili olarak verilen yukarıdaki açıklamalardan hangileri doğrudur diye yine güzel bir soru ürettim sizler için. Birinci öncüyle devam edelim. Topraklarında oturan çeşitli milletleri egemenliği altında toplayan devlet biçimi midir imparatorluk? Doğru mu bu bilgi? Evet doğru. Birinci öncülün o şıkları ne yaptık? Cevap olarak aldık. Peki ikinci öncüyle geldik. İçerisinde çeşitli unsurları din, etnik köken, dil ve benzeri barındıran devlet modeli midir imparatorluk? Evet. İkinin olmadığı şıkkı da ne yaptım? Eledim. A ve C şıkkımı bakalım. İki şık arasında kaldık. Üçüncü öncülü okuyorum. Tarihsel olarak kültürel, etnik, ekonomik ve toplumsal açıdan çeşitlilik arz eden farklı halkları bünyesinde toplayan büyük politik ve bölgesel bir gövde midir imparatorluk? Evet. Üçüncü açıklama da doğru. O halde 8. sorumuzun cevabı ne olmalı? Adana olmalı. 9. soruya geldik. Her Sümer kentinde Sümerlerin saygı duyduğu tanrılara adanmış ziggurat adı verilen tapınaklar inşa edilmişti. Bu tapınakları yöneten rahip sınıfı kentin yöneticileri üzerinde etkiliydi. Bu da güzel. Sümerlerde inşa edilen ziguratların fonksiyonları ile ilgili olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir? Sümerlerde ziguratlar ibadethane olarak kullanılmıştır. Doğru mu? Doğru sevgili arkadaşlar. Peki ziguratlar yine Sümerlerde okul olarak kullanılmış mıydı? Evet. Peki Sümerlerde ziguratlar rasathane olarak kullanılmış mıydı? Evet bu da doğru. Peki en alt katı, zemin katı olarak da düşünelim. Depo olarak kullanılmış mıydı? Evet. Peki Sümerlerde dikkat ediniz. Ziguratlar birer askeri kışla olarak kullanıldı mı? Hayır. O halde 9. sorunun cevabı ne olmalı? Edirne olmalı. 10. soruya geldik. Yunan coğrafyası incelendiğinde burada merkezi devletler kurulamamıştır. Bu durumun ortaya çıkmasına aşağıdakilerden hangisi etkilidir diye sordum. Aristokrat sınıfın tepkisi nedeniyle Yunan coğrafyası incelendiğinde burada merkezi devletler kurulamamıştır diyebilir miyiz? Alakası yok. Peki Yunan halkının merkezi devlet anlayışına karşı olması, Yunan coğrafyası incelendiğinde burada merkezi devletlerin kurulamaması da etkili mi? Hayır. C'ye bakalım. Yunan medeniyetinin ortaya çıktığı coğrafyanın dar bir sahil şeridine sahip olması ve yüksek dağlar da birbirinden ayrılması Yunan coğrafyası incelendiğinde burada merkezi devletlerin kurulamamasını etkili mi? Bu dursun bir bakalım diğer şıklara. Peki bölgenin sık sık istilaya uğraması Yunan coğrafyası incelendiğinde burada merkezi devletlerin kurulamamasını etkili midir? Hayır bu aklımıza daha çok Mezopotamya'yı getirsin. Peki E'ye geldik. Yunan dini anlayışının merkezi devlet geleneğine karşı olması Yunan coğrafyası incelendiğinde burada merkezi devletlerin kurulamaması da etkili mi? Hayır. O halde 10. sorunun cevabı ne olmalı? Ceyhan olmalı. 11. sorudayız. Yukarıda özellikleri verilen ilk çağ uygarlığı aşağıdakilerden hangisidir diye sordum.
açıklamalara birlikte bakalım isterseniz. Birinci açıklamayla devam ediyorum. İlk çağda İran, Anadolu, Mezopotamya, Mısır ve hatta Yunanistan'ın bazı bölgelerin içerisine alan büyük bir imparatorluk kurmuşlardı. Vay be! İkinci açıklamaya geldim. Bu kadar geniş toprakları yönetmek için de satraplık denilen eyalet sistemini oluşturmuşlardı. Yakaladık gibi değil mi? Peki üçüncü açıklamaya geldim. Bu sistemde ülke eyaletlere ayrılmış ve eyaletler satrap adı verilen idareciler tarafından yönetilmişti. Satraplar merkezden gönderilen memurlar tarafından denetlenmişti. Harika. Yukarıda özellikleri verilen ilk çağ uygarlığı hangisiymiş o zaman? Hangi cevabı yapıştıralım? B şıkkını yapıştıralım. 10.000'in sorunun cevabı ne olmalı? Persler olmalı. Yani Bursa olmalı. 12. sorudayız. Akdeniz uygarlıkları gelişmiş bir pazar ve ticaret ağına sahipti. Aşağıdaki bu uygarlıklardan hangisi Akdeniz'in ilk uzman gemicileri ve tüccarlarıydı? Akdeniz'in ilk uzman gemicileri ve tüccarları kimdir diye soruluyorsa cevabınız ne olmalı? Fenikeliler olmalı. 12. sorunun cevabı o halde ne olacak? Edirne olacaktır sevgili arkadaşlar. 12 Edirne. 13'e geldik. Hukuk toplum düzenini sağlamak için çıkarılmış ve devlet eliyle güçlendirilmiş kurallar bütünüdür. Güzel. İnsanların toplum halinde yaşamaya başlaması ve ilk siyasi teşkilatların oluşmasıyla birlikte hukuka ihtiyaç duyulmuştur. Ne güzel. Yazının icadıyla birlikte dikkat, yazılı hale gelen hukuk kurallarının ilk örnekleri aşağıdaki uygarlıklardan hangisinde görülür? Tarih Sümer'le başlıyor idi biliyorsunuz tabiri caizse. Böyle sağlam bir cümlemiz var. Hukuk kurallarının ilk örnekleri Sümerler'de görülmüştür. Lagaş kralı Urgakina ve 3. Ur hanedanından Ur-Nammu aklımıza gelsin. 13. Ne olmalı o halde? Bursa olmalı. 14. sorudayız. Hammurabi kanunlarından bazıları şunlardır. Bir hırsız duvar delerek bir eve girmişse o deliğin önünde ölümle cezalandırılır ve oraya gömülür. Aman yarabbim. Bir evde yangın çıkar ve oraya yangını söndürmeye gelen bir kimse evin sahibinin malına göz dikip onun malını alırsa kendisi de aynı ateşe atılır. Vay be! Bir kişi hırsızlık yaparsa eli kesilir. Bir adamın gözünü çıkaranın gözü çıkarılır. Yukarıda Hammurabi kanunlarından verilen örnekler incelendiğinde bu kanunlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Peki A şıkkıyla devam edeyim isterseniz. Soyluların hakları korunmaya çalışılmıştır diyebilir miyiz bu açıklamalara bakarak? Alakası yok. Peki B'ye bakalım. Kısasa kısas esasına dayanmakta mı bu kanunlar? Evet. Diğer şıkları hiç okumaya dahi gerek yok. O halde 14 ne olmalı? Bursa olmalı. Geldik 15. soruya. Aşağıdaki Anadolu krallıklarından hangisi döneminde hayvan derisinden üretilen parşömenler birleştirilerek ilk kez kitap haline getirilmiştir? Eğer parşömen deniyorsa aklımıza gelmesi gereken Anadolu uygarlığı Bergama uygarlığıdır. 15. sorunun cevabı ne olmalı? Adana olmalı. 16. soruya geldik. Kas sistemi bir kişinin toplumsal konumunun yaşamı boyunca belirlendiği toplumsal bir düzendir. Hindistan'da görülen bu sistemin ekonomik kurallarını dinsel statüler belirlerdi. Aşağıdakilerden hangisi kas sistemini oluşturan ana unsurlardan birisi değildir diye sordum. Brahmanlar, Vaişyalar, Sudralar ve Kşatriyalar kas sistemini oluşturan ana unsurlardan birisidir. Ama Patric ve Plebler deyince aklımıza gelmesi gereken uygarlık Roma uygarlığıdır. Patriciler yani soylular kas sistemini oluşturan ana unsurlardan birisi değildir. O halde 16 ne olmalı? Bursa olmalı. 17. soruya geldik. Milattan önce 753 yılından Doğu Roma İmparatoru Justinianus'un 565 yılında ölümüne kadar geçen sürede Roma ve egemenliği altındaki ülkelerde uygulanmış olan hukuka Roma hukuku denir. Güzel. Roma hukuku bugünkü Avrupa ülkelerinde uygulanan hukuk sisteminin
temelini oluşturur. Roma hukuk sisteminin ilk basamağı aşağıdaki kanunlardan hangisidir diye sordum. Urgakina ve Ur-Nammu kanunları deyince aklımıza Sümerler gelsin. Hammurabi kanunları deyince aklımıza Babiller gelsin. Hitit kanunları zaten açıkça kendini belirtmiş. 12 levha kanunları Roma hukuk sisteminin ilk basamağıdır. 17. sorunun cevabı o halde ne olmalı? Edirne olmalı. 18'e geldik. Ege göçleri, deniz kavimleri hareketi olarak da ifade edilmiş. Milattan önce 13. yüzyılın sonları ile milattan önce 12. yüzyıl başlarında iki aşamada yaşanmıştır. Bu göçler ilk olarak aşağıdaki bölgelerin hangisinden başlamıştır? Kıymetli gençler, sevgili arkadaşlar, Ege göçleri ilk olarak Yunanistan coğrafyasına ne yapmış? Başlamıştır. Net bir bilgi sorusu. Lütfen hemen kızmayın. Bu tip sorular da karşınıza çıkmakta. Tekrar ediyorum. Ege göçleri ilk olarak Yunanistan coğrafyasına başlamıştır. Ve buradan başladığı kabul edilmektedir. O halde 18 ne olmalı? Edirne olmalı. Böylece bir soru çözüm videosunun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Umarım beğenmişsinizdir. Yeni bir soru çözüm videosunda görüşmek dileğiyle ben hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Kolay gelsin.